efendim arkadaşlar, sizler de benim gibi tost ekmeğinizi evlerinizde yapmak istiyorsanız şayet sünger gibi dokusuyla hayran kalacağınız bir tarifle karşınızdayım. 5 su bardağı un kullanıyorum ve onu elekten geçiriyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ilavesiyle unla tuzu karıştırıp sonra unun ortasını havuç şeklinde açarak içerisine 2 su bardağı belediye suyu ekliyorum. Normal içme suyu arkadaşlar, temiz bir sudur bu. Ve 1 paket instant maya açıyorum, 10 gram gelir. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı cıvık yağ ekliyorum. Bitkisel yağ olarak oraya belirttim. İstediğin yağ kullanabilirsin. Zeytinyağı veya ayçiçek yağı fark etmez. Şu an efendim içerisini yoğunlaştırıyorum. Mayanın aktif olmasını 2 dakika bekledikten sonra gördüğünüz üzere unla içeriği dolduruyorum. Havuzu taşırmadan hamurumu yumuşak ve elastik dokuda 7-8 dakika içerisinde oluşturmuş olacağım Allah'ın izniyle. Anda az kaldı. Bütün unu munu sağ solu toparlamak suretiyle böyle muhteşem bu hamuru oluşturduk. Sen daha güzel yaparsın eminim. Şimdi efendim hamurumuzu birazcık yoğurduk. Dinlendirmek lazım. Kabın içerisine koyup üzerini bir poşetle kapatıp oda ısısında böyle 30-35-40 dakika kadar bekletelim ki yükselsin, mayasını alsın. Ahan da hazır. Şimdi tezgah üzerinde çalışacağız ve tezgah 1,5 yemek kaşığı kadar cıvık yağ sürüyorum ellerimle. Yağın üzerinde çalışacağım. Şimdi dinlenen hamuru akıt bakalım oraya. Şimdi bak, şimdi hamuru tekrardan yoğurmuyoruz, gazını alıyoruz, havasını alıyoruz. Ekrana şu esnada dikkatlice bakarsan ne yaptığımı göreceksin. Tost ekmeği şeklini vermek üzere bir sağ taraftan sonra sol taraftan katladım. Şimdi bir de bu kısmı katlayıp yuvarlaya yuvarlaya katla, sıkıştır, rulo yapıyorum. Görüyor musun? Sıkıştıra sıkıştıra kenarları açarsan ben çok güzel yapamadım şeklinde, eminim sen daha güzel yaparsın ama hamur gördüğün gibi muntazam oldu. Şöyle dikişini atmış oldum. Gördün mü? Bu hazır. Şimdi üzerini kızartmak için bir tane yumurta sarısını güzelce çırpıyorum. Süt veya suyla da açabilirsin sarıyı. Çok az, böyle bir yemek kaşığı kadar. Fırçayla üzerine böyle fırçanın değebildiği yerlerine sür. Tamam mı? Bu da bizim baton kalıbımız. 30'a 9 santim ebatlarında. Baton kalıp böyle kek yapımında kullandığımız kalıplardan. Tost ekmeği için özel kalıplar var. Neyse, bizde ondan yok. Baton kalıp birçoğumuzun evinde vardır diye hayal ettim. Tabanına tereyağı sürdüm. Ekmeğimi yerleştirdim. Üzerini bir tepsiyle örterek oda ısısında, yani masanın üzerinde böyle 2-3 katına çıkmasını bekledim. Bir saatte kalıbın içerisini doldurdu. Fırınımı 15 dakika öncesine ısıtmaya aldım. Bak buraya dikkat edin de. Fanlı ayarda 180 derecelik ısıda bu 15 dakika ısındı. Fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kabın içerisine kaynar su koydum. Alttan ikinci rafta telin üzerinde bu arkadaşı pişirmeye verdim. 25 dakikada böyle kat kat pişti. Yükseldikçe yükseldi. Anda sonuç. Hiç beklemeden kalıptan soydum. Nasıl kalıptan bu kadar rahat aldım? Tabanına, kalıbın içerisine tereyağı sürdüğüm için. Soğumasını telin üzerinde bekleyeceğim. Tamamen soğumadan kesinlikle dilimleme işlemi yapılamaz. Tamam mı? Hatta bir gece beklet. Yani 10 saat falan beklet. İyice ne içi soğusun. Dışı soğur gibi gelir sana ama içi soğumaz. Ondan sebep bu söylediğimi ciddiye al. Ben 2 saat sonra dilimliyorum. Kendime güvendiğim için sen de kendine güveniyor olabilirsin ama lütfen sen bekle. Çünkü daha güzel olacak. Senin yaptığın işte sana sünger gibi tost ekmeği. Umarım evlerinize dener ve memnun kalırsınız. Saygılar.